أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم قال الله تعالى عز وجل في محكم كتابه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان صدق رسول الله سكن نامهرم بكما جز أتما بدر رد سبب غفلت ليتما Dahi münkirleri esrara katma, dahi müminleri bühtanla satma. Edeptir yol asıl hakka gidelim, cemali bağ kemale seyredelim. Cemaati Müslümin, ihvanı din. Bizleri bir mübarek pazartesi akşamında daha mabetlerinden bir tanesinde birleştiren, buluşturan, kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Habibi, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Geçen hafta sohbetimizde Hucurat Suresi'ne başlamıştık. Ve dedik ki Allah nasip ederse bu pazartesi akşamları her hafta Hucurat Suresi'nden bir bölümü işleyeceğiz. Ve 2,5 sayfalık bu sureyi pazartesi akşamları sohbetimizde Allah'ın izniyle tamamını tefsir, sohbet olarak aktarmış olacağız. Yani bu sure bittiğinde geçen haftadan itibaren bu sohbeti takip edenler diyecekler ki biz Hucurat suresine vakıfız. Hucurat suresinde ne anlatılıyor diye size sorulduğunda cevap verebileceksiniz. En azından bir kişi dese ki bana Kur'an'dan bir surenin bölümlerini anlat dese diyeceksiniz ki ben Hucurat suresi diye bir sure biliyorum. O sureden sana haber verebilirim diyeceksiniz inşallah. Geçen hafta
İlk ayeti kerimeyi okumuştuk. İlk ayeti kerimede Allah ve Resulünün önüne geçmeyin ve hiçbir şeyi geçirmeyin demiştik. Her zaman önceliğimiz, ilkimiz Allah ve Resulü olacak. İlkelerimiz, prensiplerimiz Allah ve Resulünün belirlediği ilkeler ve prensipler olacak demiştik. Bu konuyu genişçe izah etmiştik. Şimdi bugünkü bölümde edep konusundan bahsedeceğiz. Allah'a Celle Celaluhu, Resulüne, alimlere, Müslümanlara, ailemize, akrabamıza, hatta bütün kainata karşı edep, öz benliğimize, hani öz saygı diyorlar ya, kendimize karşı edep, bunlardan inşallah bahsetmeye gayret edeceğiz. Yüce Rabbim bizlere hüsnü ifade, güzel bir anlatım, sizlere de hüsnü istifade, güzel bir anlayış, güzel bir kavrayış ihsan eylesin. Rabbim okuduklarımızla, dinlediklerimizle, öğrendiklerimizle samimi bir şekilde amel edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Okuduğumuz beyitte Mustafa İsmet Garibullah Hazretleri diyor ki, sakın namahreme bakma, göz atma. Bak, Mustafa İsmet Garibullah yolda yürümenin bile bir edebi olduğunu bize aktarıyor. Diyor ki, yolda yürürken namahreme bakmayasın diyor. Onlara göz atmayasın diyor. Müslümanın yolda yürürken takip etmesi gereken bir edep var. Tasavvufta Nakşibendi usulünde bazı esaslar vardır. Bu tasavvuf yoluna giren kişiye bunlar öğretilir. Bunlardan bir tanesi nedir? Nazar ber kademdir. Ne demek? Yolda yürürken ayak uçlarına bakarak yürümek demektir. Haram manzaralarla karşılaşmamak için, namahremlere göz atmamak için ayak ucuna bakarak yürü demişler. Hatta dervişler bunu artık öyle yaşamaya başlamışlar ki bu hali harfiyen hocalarının, üstadlarının sözlerine riayet etmek için yolda yürürken böyle kafasını direğe toslayanlar olmuş. Ya ayak ucuna bakıyor ya yürürken, karşısında ne var görmüyor. Evet, karşı duvara toslayanlar olmuş. Niye? İslam'ı daha iyi yaşamak için. Kötü bir manzarayla karşılaşmamak için. Neden? Çünkü o manzara önce gözle geliyor. Gözden nereye iniyor? Kalbe iniyor. Oradan akla gidiyor. İnsanın aklı, zihni, kalbi haramla meşgul oluyor. Sonra hocam ben namaz kılıyorum ama namazdan lezzet almıyorum. Oruç tutuyorum ama oruçtan bir fayda görmüyorum. Niye? Gözümüzü haramdan sakınmadığımız içindir muhterem müminler. O yüzden çok önemli. Nazar ber kadem. İşte tasavvuf budur. Tasavvuf bunları öğretir. Tasavvuf İslam'ı yaşamayı öğretir. Aslı budur. Ama maalesef bazıları tasavvufu kötü emelleri için kullanıyorlar. İnsanları kandırmak için, insanların ceplerindeki paraları almak için, İnsanların güzel düşüncelerini istismar etmek için kullanıyorlar. İşte bir tane sahtekar çıktı değil mi? Sahtekarın biri çıktı, milletin çocuğuna, milletin namusuna, ırzına göz dikmiş. Hain, din haini bu. Din haini bu. Böyleleri de var maalesef. Ama böyle bazı istisnai örnekler var diye, bir takım tekil örnekler var diye biz tasavvufa karşı olmayacağız. Niye? Çünkü bu yolda bize Hazreti Ebubekir'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, Hazreti Ali'den, Süfyan-ı Sevri'lerden, İmam-ı Rabbani'lerden, Şah-ı Nakşibend'lerden, Ahmet Yesevi'lerden, Abdülkadir Geylani'lerden, işte bak Mustafa İsmet Garibullah Hazretlerini okuyoruz, Halid-i Bağdadi Hazretlerini okuyoruz. Onlardan bize çok önemli öğretiler gelmiş. Tasavvufta bunlar vardır. İşi doğrusundan öğreneceğiz. Adam gidiyor, bir hoca ile karşılaşıyor.
Hoca yanlış bilgi vermiş. Kötü yönlendirmiş. Tamam diyor. Bir daha camiye gitmem. Bir daha namaz kılmam. Niye? Hoca bana böyle yaptı. Sana doktor yanlış bir reçete yazdığında, ameliyat yaparken makası içeride unuttuğunda, sargı bezini adamın vücudunda unuttuğunda düşman oluyor musun tıbba? Doktorlara düşman oluyor musun? Olmuyorsun mu? Ne diyorsun? Ya bu doktor yapamadı. Daha iyisini bulmak lazım diyorsun. Öyle değil mi? Ama din olunca işin içinde bir hoca yanlış yaptı mı? Tamam. Bütün hocaları at çöpe. Kimi kandırırsın? Nefsini kandırırsın. Geçen gün bir kardeşimizle oturuyoruz. Ya hocam diyor, işte diyor, maalesef diyor, bu Müslümanlar hep yanlışları yapıyorlar. Adaletsizliği hep Müslümanlar yapıyorlar. Hep namaz kılanlardan zarar geliyor. Bakıyoruz yalan konuşuyor hacı abi. Sözünde durmuyor hacı abi. Ahde vefasızlık yapıyor. Namaz kılanlar. Kardeşim dedim, böyle bir genelleme yanlış. Böyle bir şey yok. Senin yaşadığın çevrede bunlar var. Sen benden güzel örnek mi istiyorsun? Doğru sözlü adam gibi adam mı istiyorsun? Beş vakit namazını kılan merhametli, akrabasına vefalı, iyi Müslüman mı arıyorsun? Gel ben seni yarın 100 kişiyle tanıştırayım. Var, biliyorum, tanıyorum. Sözüne sadık, İslam ahlakını yaşayan, beş vakit namazını kılan, aynı zamanda insanlara merhamet eden, hayvanlara merhamet eden, hayvansever, insansever, doğasever, her şeyi seviyor yani, helal olan her şeyi seviyor. Var. Senin etrafında kötü örnekler var diye bütün Müslümanlar böyle, İslam böyle, bütün namaz kılanlar böyle, bütün hacı amcalar böyle, bütün çarşaflı teyzeler böyle, bütün kapalılar böyle. Bu nefis ve şeytanın aldatmacasıdır. Ondan başka bir şey değildir. Ne yapıyor? Camiye götürmemek için, namaz kıldırmamak için sağdan yaklaşıyor. Bak, şeytan soldan geldiğinde fark edersin. Böyle gümbür gümbür gelir. Kendini göstere göstere gelir. Ben geliyorum der, o anda anlarsın. Şeytan geliyor dersin. Euzubillahimineşşeytanirracim dersin. Hemen gidiverir. Rotayı kırarsın. Ama sağdan geldi mi var ya, çok tehlikeli. Sağdan yaklaştığı zaman çok tehlikeli. Eve gidersin, namaz kılma demez. Akşam çok yorulmuşsun, yatsı namazı var, namazı kılma demez. Ne der biliyor musun? Biraz uzan, sonra kalkarsın der. Gördün mü? Sağdan geldi işte. O anda yeniliverirsin. Sabahleyin namaza kalkacaksın der. Alarmı ertele der, 10 dakika sonra kalkarsın der, tamam mı? Hiç kalkmış değil. Akşamdan alarmı kur der. Alarmı kurarsın ama ertele 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 iş biter. Ya ses geliyor mu İbrahim'ciğim? Geliyor. Ses var. Yalnız şu biraz uğultu yapıyor sanki, değil mi? Bunu biraz aşağı takalım bakalım. Bir şey değişecek mi? Rahatsız etmesin. Evet. O yüzden Müslüman yolda yürürken bile bir edebe sahip olacak. Güzel örnek olacak. İşte tasavvufta bunlar öğretilir insanlara. Tasavvuf insana yolda yürümeyi bile öğretir. Bak sorarlarsa size tasavvuf nedir? Tasavvuf yolda yürümeyi bile öğretir adama. Her şeyin edebini öğretir. Dolayısıyla biz de bu tasavvufu doğru kaynaklardan öğreneceğiz. Yoksa birkaç örnekten dolayı tasavvufa düşman olmak, birkaç Müslümanın yaptığını İslam'a mal etmek, bütün Müslümanlara mal etmek kime zarar verir? Bize zarar verir. Namaza giden adam zaten namazını kılıyor. Orucunu tutan zaten orucunu tutuyor. Diğer taraftan günah işliyorsa sevabıyla günahı tartılacak. Artık hesabını verecek. Ama bu adam hiç kılmıyor bu. Hem kılmıyor hem de kullananlara ne yapıyor? Bir kulup vuruyor. O yüzden böyle yapmamak lazım. Her şeyi doğru kaynaklardan, doğru adreslerden bulmak lazım. Evet. Yolda yürürken ayakların ucuna bakarak yürümeli. Hele hele yaz dönemlerinde maalesef, yani insanların hiç hoş olmayan manzaralarda sokaklara çıktıkları, haram olan bir şekilde, tesettürsüz bir şekilde ayan beyan ulu orta gezdikleri bir dönemde insanın gözünü haramdan sakınması çok önemlidir. O yüzden diyor ki sakın namahreme bakma, göz bile atma diyor. Göz ucuyla bile bakma diyor. Niye? Birinci bakıştan sonra nefis ikinci bakışı ister. Üçüncü bakışı ister. Ondan sonra işin sonu gelmez.
Budur redde sebep gafletle yatma. Bir de geceleri diyor gafletle yatmayasın. Ya bu çok tehlikeli bir haldir diyor. Geceleri gafletle yatmayasın. Uyurken Müslüman güzel şeyler düşünerek uyuması lazımdır. Eğer yatarken Allah 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 la ilahe illallah derken uyursak, salavat-ı şerife getirerek Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed, şöyle sağımıza ayaklarımızı dizden yukarı çekip peygamberimizin yatışı gibi şöyle Allahümme salli ala Muhammed diyerek Ravza-i Mutahhara'yı, Bab-ı Selam kapısından girişimizi, Kabe-i Muazzama'yı düşünerek uyursak sabaha kadar ruhumuz ne yapıyor? Allah'a secde ediyor. Sabaha kadar, uyanıncaya kadar ibadet ediyor. Ama Allah muhafaza, eğer uyurken haram düşüncelerle, kötü düşüncelerle, zina düşünerek, fuhuş düşünerek, kumar düşünerek, içki düşünerek, faiz düşünerek, Allah'ın yasakladığı bir işi planlayarak yatarsak, o zaman sabaha kadar ruhumuz da çöplüklerde geziyor, pislikler içerisinde geziyor. Gecemiz nasıl olursa onun gündüzü de öyle oluyor zaten. Dahi müminleri, dahi münkirleri esrara katma. Mustafa İsmet Garibullah diyor ki, münkirleri esrara katma. Yani her ilmin inceliği olduğu gibi tasavvuf ilminin de bazı incelikleri vardır. Sen şimdi bu incelikleri ulu orta yerde anlatırsan insanlar bunu anlamazlar. Öyle değil mi? Şimdi bazı hoca efendiler de bu hataya düşüyorlar. Toplumun huzuruna çıkıyor. 70 milyonun önünde tasavvufun en ince noktalarından bir şeyi anlatıyor. Adam Allah'a iman etmiyor ya. Adam peygamber tanımıyor, kitap tanımıyor. Şimdi böyle bir adamın yanında sen çok ince bir meseleyi ortaya çıkartırsan, fıkhın çok ince bir meselesini bütün toplumun önünde anlatırsan olur mu? Olmaz. Ne yapmak lazım? Yerinde, zamanında, usulünce anlatmak lazım. Konuşmanın da bir adabı var. Yani dilim var diye herkes konuşmamalı. Konuştuğumuzun hesabı vardır muhterem müminler. Yazdığımızın hesabı vardır. Hani sosyal medyada yazıyorsunuz ya, yazayım at bir tweet bakalım ne olacak. Facebook'a yaz bakalım ne olacak. Hesabı var. Hiç unutma. Yazdığının hesabı var. Yazdığını yaşıyor musun bir kere? Yaşamıyorsan yazık yani. Yaşamadığın şeyleri oraya yazıyorsun. İnsanlar bakıyorlar, Allah Allah ne yazmış, ne yaşıyor ya. Ne acayip bir şey değil mi? A yazıyor, Z yaşıyor. Siyah yazıyor, beyaz yaşıyor. Hiç alakası yok. Gülünç duruma düşüyoruz. O yüzden yazdıklarımızın hepsinin bir hesabı var muhterem müminler. Yanlış yazarsan, yalan yazarsan bile bile Allah muhafaza eylesin, bunun bir vebali var. O yüzden sosyal medya ahlakı diye de bir özel sohbet yapmamız lazım herhalde. Öyle değil mi gençler? Sosyal medyanın da bir ahlakı olmalı. Orayı da kullanmanın bir ahlakı olmalı. Edep konusunda oraya da değineceğiz zaten. Dolayısıyla kellimun nase ala kaderi ukulihim der. İnsanlara anlayacakları şekilde anlatınız der. Şimdi burada sohbet yaparken öyle bir sohbet yapmamız lazım ki çok bilgili bir insan bile gelse bunu anlamalı. Hiç bilmeyen, sıfır, hayatında ilk defa bu sohbete gelen bir kişi de olsa bu sohbeti ne yapması lazım? Anlaması lazım. Eğer burada en bilgililere göre konuşursak olmaz. En az bilgililere göre konuşursak o da olmaz. Ne yapmak lazım? Orta halli olmak lazım. O yüzden böyle hususi meclislerde, hususi sohbet ortamlarında farklı şeyler anlatılabilir. İnce meseleler anlatılabilir. Tasavvufu konuşuyorsunuz. Herkes tasavvuf ehli, tasavvufu bilen insanlar, Allah'a inançlı, peygambere inanan, ibadetini yapıyor, namazını, abdestini, her şeyini yapıyor. Bu adama ince meselelerden bahsedersin anlar. Ama daha caminin kapısından girmemiş, imanla ilgili problemi olan adama sen tasavvufun inceliğinden bahsedersen, bırak tasavvufu inkar etmeyi, kitabı da inkar eder, peygamberi de inkar eder, Allah'ı da inkar eder. Sen de sebep olmuş olursun ha. Vay zındık be, bak görüyor musun her şeyi inkar ediyor. O kurtarmaz seni. Sen de sebep olmuş olursun. O yüzden insanların seviyelerine göre anlatmak lazım. Bakın şimdi hastaneye gittiğinizde
antibiyotik verirler. Tabii antibiyotiğe karşı da kamu spotları var artık. Eskiden antibiyotikleri kutu kutu poşet poşet verirlerdi insanlara. Şimdi uyandılar biraz. Artık kamu spotu geçiyor. Hastaneyi arıyorsun. Orada sana anlatıyor. Diyor ki antibiyotiği gereksiz kullanma, reçetesiz kullanma. Adam gidiyordu eskiden eczaneye, ver bakalım şuradan şunu ver bunu ver. İsimlerini de ezberlemiş. 500 milimlik ondan, 1000 milimlik bundan. Sanki karpuz seçiyor, domates seçiyor. Ya bu antibiyotik ya. Bunu bu kadar sık kullanırsan perişan eder senin bağışıklık sistemini. Ama kullanıyor. O antibiyotiklerin bile, bir de doğal antibiyotiklerimiz var bizim değil mi? Sarımsağımız var, soğanımız var, kestane balı var. Bizim Kastamonu'nun da meşhurdur kestane balı. Hocam ticaret yapıyorsun deme, ben satmıyorum. Alıcıyım ben. Sende varsa kaliteli alırım. Evet. Şimdi o antibiyotiklerin ölçüleri var. Yetişkin bir kişiye ne yaparsın? 500 miligram verirsin. 1000 miligram verirsin. Ama çocuk antibiyotikleri var. 1 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında çocuğa göre antibiyotik var. Ona ne kadar veriyorlar? İşte 25 miligram, 50 miligram değil mi? 100 miligram veriyorlar. Bal da aynı. 1 yaşından küçük çocuklara bal yedirilir mi? Yedirilmez. Kestane balı şifa, doğal, çok iyi. Birçok hastalığa faydası var. Çam balı. Yeni doğan çocuğun ağzına ver bakalım ne oluyor. Öldürürsün çocuğu. Hani hocam bal şifaydı? Ayette geçiyordu. Değil mi? Ayet var. Balın şifa olduğuna dair. Ama zamanı gelince ölçülü vereceksin. Bugün maalesef biz Müslümanlar olarak İslam'ı anlatan, emri bil maruf yapan, dini mübini İslam'ı tebliğ ettiğimizi zanneden bazı kişiler olarak biz insanlara İslam'ı anlatmak yerine insanları İslam'dan soğutuyoruz bazen. Dinden soğutuyoruz, imandan soğutuyoruz. O yüzden burada aman ha dikkat etmek lazım, ölçülü olmak lazım, yerine uygun hareket etmek lazım. O yüzden diyor ki böyle tasavvufun ince meselelerini her yerde anlatma, toplumun önünde anlatma, milleti de günaha sokma. Dahi münkirleri bühtanla satma, dahi müminleri bühtanla satma. Devamında diyor ki müminleri de bühtanla satma. Yani müminlerin arkasından konuşma, müminlere iftira atma. Bak bu da bir edepsizliktir. Dilin de bir edebi var öyle değil mi? Bunlardan bahsedeceğiz. Azalarımızın da bir edebi var. Eğer dili harama kullanırsan edepsizlik etmiş olursun. Gıybete kullanırsan edepsizlik etmiş olursun. Allah aşkına muhterem müminler ya. Şu gıybeti terk edelim ya. Bak gelecek. Şimdi çok anlatmayayım. Yerine gelince anlatırız. Bir arka sayfada gıybet gelecek, gıybet. Vallahi ben çok korkuyorum. Müminler için gıybetten dolayı vallahi çok korkuyorum. Namazlı, abdestli, Kur'anlı hiç fark etmez. Sakallı, sakalsız, örtülü, örtüsüz hiç fark etmez. Ortalıkta gıybet gırla gidiyor. O kadar söyleyeyim size. Benim diyen adamlar gıybet yapıyorlar. Yapıyoruz, hepimiz yapıyoruz bu hatayı maalesef. Gelince yerinde konuşacağız inşallah. Diyor ki müminleri böyle arkasından konuşarak, laf taşıyarak, iftira atarak satma diyor. Ya gördün mü? Edeptir yol asıl, hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. İşte asıl yol bu İslam'da, tasavvufta hep edeptir. Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'le beraber ne yapıyor? Edebi öğretiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hadis-i şeriflerle ne yapıyor? Edebi öğretiyor. Edebin bazı tarifleri var. Bakın bunlardan bir tanesi İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki edep nedir bilir misiniz? Edep. Bütün edeplerin başı hem rahatlıkta hem de darlıkta Allah-u Teala'nın emirlerine riayet etmek ve yasaklarından kaçınmaktır. Gıybet etmiyor musun? Aferin sana, edebe riayet ediyorsun. Bir müminden duyduğun bir lafı başka bir mümine taşıyor musun? Edepsizlik ettin işte. Yanlış yaptın. Annene babana sesini yükselttin mi? Edepsizlik yaptın. Allah-u Teala'nın mülkünde Allah-u Teala'ya isyan ettin mi? Edepsizlik yaptın. Süfyan-ı Sevri kuddisesi ruhu da diyor ki güzel edep Allah-u Teala'nın gazabını söndürür diyor. Gazabını söndürür. Güzel edep. Bazı insanlara bakıyorsun gerçekten öyle bir edebi var ki
Yüzünü sana dönerek konuşuyor. Hiçbir zaman sırtı dönük sende konuşmuyor. Hiçbir zaman yan konuşmuyor. Senin yüzüne dönüyor. Elini böyle tokalaşıyorsun onunla. Sen çekmeden elini senden geri çekmiyor. Bak gördün mü? Tokalaşmanın bile bir edebi varmış demek. Önce sen çekiyorsun, sonra o çekiyor. Telefonda konuşmanın bile edebi vardır. Bak telefonu kim kapatır? Aradın birisiyle, telefon konuştun. Kim kapatır? Arayan kapatır değil mi? Ya arayan kişi kapatmadan sen kapatırsan işte edebe uygun hareket etmedin. Hani bizim bu adab-ı muaşeret dediğimiz olay. Modern olarak bir yerde protokol kuralları dedikleri kurallar vardır. Protokol kuralları. İşte bak o edeptir hepsi. Anlatır sana, öğretir. Yüce Rabbim inşallah bu edebi hakkıyla öğrenmeyi bizlere nasip eylesin. Şimdi ayet-i kerimeye geçelim. Estaizu billah, bismillah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullarım, la terfa'u esvatekum fevka savtin nebi, peygamberin yanında sesinizi ondan daha fazla yükseltmeyiniz. Ve la tejharu lehu bil kavli kecehri ba'dikum li ba'din, birbirinize bağırdığınız, çağırdığınız gibi, birbirinize seslendiğiniz gibi peygambere seslenmeyiniz. En tahbata a'malukum ve entum la teş'urun, farkında olmazsınız, bütün amelleriniz yok olup gider. Bak görüyor musun? O kadar yıl ibadet ettin, o kadar yıl namaz kıldın, o kadar hayır hasenat yaptın, sadaka verdin ama edepsizlik yaptığın zaman, Allah'a ve Resulüne karşı saygısızlık yaptığın zaman kazandıklarında ne yaparsın? Kaybedersin. Bir kamyona düşünün ki kum doldurdunuz. Saatlerce sürdü. O kamyonun bir tuşuna basıyorsunuz, kaldırıyor, hemen dökülüveriyor. Günlerce, aylarca uğraşırsın kazanmak için. Günlerce kazandığını, aylarca kazandığını bir saatte kaybedersin. Bir yanlışında kaybedersin. Evlilik zor bir mesele. Evleniyorsun, nikahlanıyorsun. 5 sene geçiyor, 10 sene geçiyor, 15 sene geçiyor, evlatlar oluyor. Bak zorlukla bir şey yaptı, evladı oldu, büyüttü, yetiştirdi. Ondan sonra aradan 15 sene geçiyor. Adam karısına diyor ki boş ol, boş ol, boş ol. Seni boşadım, artık benim karım değilsin, artık ayrıldık diyor. Bak 15 senede, 20 senede biriktirdiğini 3 saniyede kaybetti. O yüzden yapmak zordur, yırmak kolaydır muhterem müminler. Dikkatli olmak lazım. Mücahit abi, Mücahit abi bu biraz uğuldulu geliyor gibi bana ses. Sen bir kontrol ediver. Bir buralara da gel, bu sesleri dinleyiversene zahmet. Mücahit abimiz Allah razı olsun camilerin hizmetçisi. Camilere bu ses sistemlerini yapıyor. Bize de güzel yeni bir mikrofon getirdi. İnşallah sohbetlerimizi daha rahat yapacağız Allah'ın izniyle. Bunları kontrol ediyor. Mevlam hepimizi cami hizmetçisi eylesin inşallah. Camilerde hizmet etmek çok büyük nimet. Camilerin helalarında, tuvaletlerinde duran tuvalet görevlileri var ya, hayatımda en özendiğim insanlardan bir kısmı onlardır. Açık söyleyeyim size. Onlara çok özenirim. Ben layık değilim oraya, Mevla beni oraya vermedi. Gerçekten bir tuvalet temizlikçisi, bir caminin helal bekçisi olmayı çok isterdim. Nefsim müsaade etmiyor bana, gurur, kibir. Onların yaptığını yapamıyorum ama vallahi çok özeniyorum onlara. Kaldırayım mı abi? Tamam, kaldırıyorum. Az önce buradaydı. Biraz bize yüksek gibi geldi. Belki burada öyle geliyor. Belki de bunlardan geliyor. Tamam. Sizde nasıl ben bilmiyorum. Size nasıl geldiğini bilmiyorum. Size iyi mi geliyor? Bana buradan, bunlardan çok geliyor abi. Bilginiz olsun. Evet. Allah razı olsun. Tamam. O tarafa iyi geliyorsa problem yok. Rahatsız olmasına yeter ki. Allah razı olsun. Camilere hizmet etmek Allah-u Teala'nın verdiği bir görevdir. Allah-u Teala İbrahim peygamberle İsmail peygambere ne diyor? En tahhira beytiye litta'ifine vel akifine vel rükay sucud. Beytimi diyor, evimi tavaf edenler için,
rükû edenler için, secde edenler için, hacca gelen, umreye gelenler için tertemiz tutunuz diyor. O yüzden camilerin tuvaletlerindeki bekçiler, tuvaletlerindeki temizlikçiler, abilerim, amcalarım, ablalarım, kardeşlerim, Allah sizden 1000 kere razı olsun. Siz İbrahim peygamberin, İsmail peygamberin yaptığı görevi yapıyorsunuz. Siz de fırsat bulduğunuzda bence girin oralara birer tane su döküverin. Hiç erinmeyin. Bir şeyiniz eksilmez. Bir zarar etmezsiniz. Oralara yardımcı olun inşallah. Evet. Peki nereden geldik buraya? Ben böyle dağıtırım. Toplayacaksınız yani, yapacak bir şey yok. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sesi yükseltmeyiniz ayetinden geldik. Şimdi bu ayetin bir sebebi nüzulü var. Her ayetin olmasa da bazı ayetlerin iniş sebebi var arkadaşlar. Bir olay oluyor, o olay üzerine ayet iniyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hücresinde, hücre-i saadette, evinde, ev dediğimiz böyle koskoca bir köşk falan aklına gelmesin. Seninki gibi 3 artı 1, 4 artı 1 falan değil. Bir tane hücreden bahsediyoruz. Küçücük bir odacıktan bahsediyoruz. O odada dinlenirken dışarıda bir ses var, bir gürültü var. Temim oğullarından bir grup gelmiş. Peygamber aleyhisselamla görüşecekler. Hazreti Ebubekir Efendimizle Hazreti Ömer Efendimiz arasında bir münakaşa oluyor. Kabileye kim reislik edecek? Peygamber aleyhisselamla kim görüşecek? Bunu aralarında kararlaştırırken sesleri yükseliyor. Efendimiz aleyhisselama bu ses gidince rahatsızlık veriyor. Onun üzerine bu ayeti kerime nazil oluyor. Bak Allah-u Teala uyarıyor. Diyor ki siz herhangi bir insanla yaşamıyorsunuz. Siz bir peygamberin yanında yaşıyorsunuz. O yüzden ses tonunuza bile dikkat edeceksiniz. Ses tonunuza. İslam sizin oturma odanıza karışır. İslam sizin yatak odanıza karışır. İslam sizin pantolonunuza, eteğinize karışır. İslam sizin ses tonunuza bile karışır muhterem müminler. Kafamıza göre bir İslam yok. Kur'an ve sünnet ne diyorsa ona göre İslam'ı yaşamak zorundayız. Bak gördün mü? Sesinin ayarına bile Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de müdahale ediyor. Peygamber'e karşı diyor, edebinize riayet edin. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى. O peygamberin yanındayken seslerini kısanlar var ya, Allah-u Teala onların takvaları ortaya çıksın diye onları imtihan ediyor diyor. Lehum mağfiretun ve ecrun azim. Onlar için büyük bir mükafat vardır, büyük bir ecir vardır. Peygamberin yanında sesini kontrol edenler. Aman peygamberimi rahatsız etmeyeyim. Allah'ın elçisine bir yanlışlık yapmayayım, bir saygısızlık yapmayayım diye edebe riayet edenler diyor, çok büyük mükafat kazanacaklar. O yüzden biz bugün peygamber makamını temsil eden alimlere, alimler peygamber varisleridir. El ulema'u verasetul enbiya buyuruyor Peygamber aleyhisselam. Alimler peygamber varisleridir. Niye? Peygamberler peşlerinden altın ya da gümüş bırakmamışlar. Ne bırakmışlar? İlim bırakmışlar. O ilmi elde edene biz ne diyoruz? Alim diyoruz. Alim, ama o ilmin hakkını veren alimden bahsediyoruz. İlmiyle amel eden alimden bahsediyoruz. Camide başka, dışarıda başka değil. He, alimin hatası olmayacak mı? Olur. Alim günah işlemeyecek mi? İşler. Yani Mustafa Hoca'ya da acıyın biraz. Tamam? Mustafa Hoca'ya da birazcık vicdanlı davranın. Bizim de günahımız var. Bizim de hatamız var. Bizim de kusurumuz var. Ama her şeyin bir ölçüsü var, öyle değil mi? Bir hoca efendinin, bir imam efendinin, bir vaiz efendinin toplumun önünde peygamber mesleğini icra eden bir kişinin, kusura bakmayın ama, konuşmasına, oturmasına, kalkmasına, hal ve hareketine ziyadesiyle dikkat etmesi gerekir.
Başkaları konuşmadan önce bin düşünüyorsa, bir hoca efendinin, bir vaizin, bir alimin, topluma mal olmuş bir insanın 10.000 defa düşünmesi lazım. Evet. Bir yazı yazacaksa, sosyal medyaya bir gönderi paylaşacaksa belki istişare etmesi lazım. Ben öyle yapıyorum şahsen. Bak açık söyleyeyim. Çok önemli konularda, toplumu ilgilendiren konularda eğer insanlara bir mesaj vereceksem büyüklerime danışıyorum. Bazen babama danışıyorum, bazen hocama danışıyorum. Hocam diyorum, bu konuyla ilgili insanlar bizden bir açıklama bekler. Bizim bir açıklama yapmamız lazım. İnsanlar dediğim de yani benim böyle milyarlarca milyonlarca bir haber bekleyenim de yok ha. Bir kişi bile olsa, 100 kişi de olsa, 1000 kişi de olsa fark etmez. Benden bir kişi haber alacaksa doğru haber alması lazım. Sağlıklı haber alması lazım. Özür dileyeceğim bir haberi paylaşmamam lazım. Ya cemaat, bunu söyledim ama kusura bakmayın, anlık bir gaflet. Bir kere oldu. Cemaat, bunu da anlattım ama kusura bakmayın, o anda şöyle bir yanlışlık olmuş. İki oldu. Eğer üçüncüde de ben bir söyle bir düzelt, bir yanıl bir düzelt, bir söyle bir özür dile. Bu yakışır mı? Yakışmaz. Olmaz. Çünkü bu makamın bir ağırlığı vardır. İlmin bir vebali sorumluluğu vardır. O sorumluluğu bir hakkın ifa etmemiz lazım. Dolayısıyla hepimiz hayatımızda bu edebe riayet edeceğiz. Temim oğulları geldiler. Önder kim olacak? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer aralarında seslerini yükselttiler. Allahu Teala hemen ne yaptı? Müdahale etti. Peygamber'e karşı saygılı olacaksınız. İşte peygamberin izini takip eden, o makamın hakkını veren İmamlarımıza mihrap görevi, peygamber görevidir, öyle değil mi? Biz peygamberin görevini yapmaya çalışmaya çalışıyoruz. Onun yolundayız. Yapıyoruz gibi bir iddiam kesinlikle benim şahsen olamaz. Mümkün değil onu yapabilmemiz. Sadece yapmaya çalışıyoruz. Bu vazife bize verildi. Hamdolsun, şükürler olsun. Rabbim layık olmayı nasip eylesin. Yapmaya, çalışmaya gayret ediyoruz. Siz de bize dua edin. Rabbim doğru yoldan ayırmasın inşallah. Ayaklarımızı sabit eylesin. Yanlışa düşmekten muhafaza eylesin. İnsanları yanlışa düşürmekten muhafaza eylesin. Bak, ben kendim hataya düşmekten korkarım ama insanları hataya düşürmekten çok çok korkarım. Bu çok büyük bir iş. Kendi şahsi bir hata yaparsın. Kendi özelinde bunu Rabbinle hesaplaşırsın. Ama kitleleri sürüklüyorsan, insanların önünde gidiyorsan, insanlar senin diline bakıyorsa, ağzından çıkacak lafa bakıyorsa, atacağın tweet'e bakıyorsa, yapacağın paylaşıma bakıyorsa, senin çok dikkatli olman lazım. Sen herhangi bir insan gibi konuşamazsın. Ya ne yapalım canım, ağzımızdan çıktı bir kere diyemezsin. Hayır, böyle bir şey yok. Düşüneceksin. Önce söyle, sonra düşün. Yok, bu olmaz. Müslüman önce düşünecek, düşünecek, bir daha düşünecek, 10 defa düşünecek, 20 defa düşünecek, bir tane söyleyecek. He, düşünemiyorsan söyleme kardeşim. Söyleme abicim. Söyleme ya, zorunluluk yok. Her konuda konuşmak gibi bir zorunluluğumuz da yok. Değil mi? Şimdi bakıyorsun, Türkiye'de gündeme yetişmek vallahi mümkün değil yani. Öyle değil mi? Gündeme yetişemiyorsun. Bir sohbet yapayım diyorsun bu hafta. Bir bakıyorsun, gece gündem değişiyor abi. Gece. Sabaha kalmadan gündem değişiyor. O yüzden gündeme yetişmek zor. Ama gündeme yetişeceğim diye de sağlıksız bilgiler insanlara aktarmak, tam vakıf olmadığın konuda konuşmak, emin olmadığın konuda söz söylemek, bunun sonucu perişanlık oluyor. İnsanları birbirine düşürüyor. Allah muhafaza eylesin, fitneye sebebiyet veriyor. Fitneye. O yüzden dikkatli olacağız. Evet. Hocalığın sorumluluğu büyük. Ne dedik? Bu makamın, ilmin ağırlığını taşıyan alimlerimize, hocalarımıza, imamlarımıza makamlarından dolayı saygı gösteriyoruz. Makamlar şahsından dolayı değil. Hüseyin, adı Hüseyin olduğu için değil. Adı imam olduğu için, adı vaiz olduğu için, adı alim olduğu için değil. Niye? O bulunduğu makamdan dolayı, insanlara aktardığı bilgiden dolayı biz saygı gösteriyoruz. Ama bazı bölgelerde bu saygıyı bilmeyen insanlar var.
Şimdi o bedeviler işte bu saygıyı bilmiyorlardı. Peygamberimize sesleniyorlardı. Bak ayet geliyor ileride. İnnellezine yunadunke min vera'il hucurati ekseruhum la yaqilun. Şimdi Peygamber Aleyhisselam öğlen kaylulesinde bedeviler sesleniyorlar. Muhammed, ya Muhammed. Bir şey soracaklar, bir bilgi edinecekler. Kafalarına bir şey takılmış. Peygamber içeride istirahat ediyor öğlen uykusu. Rahatsız ediyorlar. Bak ayet geliyor. O diyor hücrelerin arkasından, hücrelerin diğer tarafından bağıranlar var ya, yaptıklarının farkında değiller diyor. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Benzer şeyleri, hadiseleri biz de yaşadık. Ben bir köyde görev yaptım. Tabii köyde müftü de sensin, vaiz de sensin, imam da sensin, müezzin de sensin. Cuma oluyordu. Bakıyorum. Cuma'da hutbeden önce okunan ayet var ya, okumayı bilen yok. Bir gün bir tanesi dedi ki, hocam sen okuyuver dedi, bir zahmet. Kimse yok, bir tane var müezzinlik yapan. O da eğer çarşıya giderse bitti, müezzinlik de sana kaldı. Önce müezzinlik yapıyordum, sonra imamlık yapıyordum Cuma'da. Köy yerinde böyle. Şimdi insanların sünneti olur, insanların düğünü olur, cenazesi olur, nikahı olur. Nereye geliyor? Hocanın kapısına geliyor. Ama hocaya da nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Nasıl sesleneceklerini bilmiyorlar. Ben de İstanbul'dan gitmişim. Ömrümde hiç köyde görev yapmamışım. Babam da köyde görev yapmamış. Ama biz nasip gittik köye göreve. Bir gün sabah bir baktım. Hoca! Hoca! Adam bağırıyor dışarıdan. Dedim ne oldu ya? Birine bir şey mi yaptık? Alacaklı da yok bizden. Kimseden borç da almadık. Meğerse adamın cenazesi olmuş. Sala okutacak. Adam da sinirli içinde, adama bir şey de diyemiyorsun. Adamın cenazesi olduğu anda seni düşün, belki senin en mutlu günün, tamam mı? Sen çok mutlusun o gün ama adamın cenazesi var, ne yapacaksın? Adam çağırıyor bir de sinirli. Böyle bazen çağırıyorlardı. Bazı yörelerde de hocaya nasıl saygı göstereceklerini bilmezler. Adam hocayı çağıracak, hocam demeyi bilmez. Hoca çay çıkar gel. Tamam mı? Hoca çay çıkar gel. Kötü bir niyeti yok aslında. Yani hocayı çaya davet ediyor ama öğrenmemiş. Aslında hoca denmez. Ne denir? Hocam denir değil mi? Yani hitap sözü olarak hoca denir. Doktor, doktor demezsin değil mi? Ne dersin doktora? Doktora bile doktor bey dersin. Öyle değil mi? Hocam, genelde hoca denir doktorlara da. Hocam dersin, bir hitap sözlüğü vardır. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Hocalarımıza da bu şekilde saygı gösteriyoruz ki o ilmin mirasını devam ettirdikleri için. İşte muhterem müminler, bizim takınmamız gereken edepler var. Allah'a karşı takınmamız gereken edep, peygamberimize karşı takınmamız gereken edep ve diğer müminlere karşı takınmamız gereken edep var. Ayetin devamında diyor ki: "Velau ennahum sabaru hatta tahruca ileyhim lekana hayran lehum." Eğer diyor sabretselerdi, bekleselerdi, yani biraz bekleselerdi sen dışarı çıkana kadar, ya da o öğlen kaylulesinde Peygamber Aleyhisselam istirahat ediyor, dinlensin, kalksın, dışarı gelsin, o zamanı bekleselerdi onlar için daha iyi olacaktı. Ama beklemediler, Peygamberimizi rahatsız ettiler. Ya Allah-u Teala o cahil topluluğu, o bedevi dediğimiz insanları böyle Kur'an-ı Kerim'de ayet 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 ne yaptı? Eğitti. Bizim hocamız ne derdi biliyor musunuz? Kurra Hafız Ali Şahin hocam. Kendisinden ilmi kıraat okudum. Aşere Takrib Tayyibe, Kur'an-ı Kerim üzerine kıraat ilmi. Ama hocamız bize o kıraat derslerinden önce sohbet ederdi. Hocamdan o kadar istifade ettim ki, yani kıraat ilmi bir yana çok büyük bir ilim. Ama onun yanında hocamın dünya görüşünden, ufkundan, İslam'ı anlayışından çok istifade ettim. Her ders, dersimize başlamadan önce en az bize 20 dakika, yarım saat, 40 dakika hocam sohbet ederdi. Ya bazen biz derdik ki, ya hoca biraz az tutsa da keşke biraz daha fazla ders okusak derdik. Ama şimdi diyorum ki, keşke hocam daha da fazla anlatsaymış bize. Hocam derdi ki, bir insanın eğitimi 23 senede tamamlanır derdi. Niye? Bak Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i 23 senede indirmiş. İsteseydi Rabbimiz bunu 23 saniyede indiremez miydi? 23 dakikada,
23 saat 23 günde de indirirdi. Ama Rabbimiz ne yaptı? O toplum alışsın, iyice öğrensin, anlasın, kavrasın, ağır gelmesin diye evlatlarını diri diri toprağa gömen bir toplumdan bahsediyoruz. Kadını değersiz gören, insan değeri bile vermeyen bir toplumdan bahsediyoruz size. Zenginler fakirlere zulmettiği, fakirleri insan bile saymadığı bir toplumdan bahsediyoruz sizlere. Böyle bir toplum, kölelerin yaşamaya hakkının olmadığı bir toplumdan bahsediyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim o toplumu böyle 23 senede eğitti muhterem Müslümanlar. Bizim de kendi eğitimimizi zamana yaymamız lazım. Ya da çocuğunuzu eğitirken zamana yayın, acele etmeyin. Adamın çocuğu konuşmaya başlıyor. Aman diyor yavrum doğru şeyler konuş bakayım. Çok dikkat et bak. Büyüklerinin yanında aman yanlış bir şey söyle. Ya bir dur ya. Çocuk daha bu. Bebek daha bu. Yanlış bir şey söyleyebilir. Bir hata yapabilir. Ya da yanına çırak geliyor. Ustası devamlı bağırıyor çocuğa. Devamlı bağırıyor. Ya bir dur. Bir yanlış yapsın. İnsan yanlış yapa yapa ne yapacak? Doğruyu bulacak öyle değil mi? Bir arkadaşım var. Waffle yapıyor. Ya çok da tutuldu böyle 7-8 senede. Gerçekten iyi tutuldu. Şimdi söylemeyeyim marka söylersem yine reklam gibi olmuş olur. Dedim ki nasıl yaptın bu işi? Hocam dedi bunu yapana kadar formülü bulana kadar 100-150 kilo hamuru çöpe attım dedi. Doğru bir şey yaptığını söylemiyorum. Onları çöpe atmak yerine değerlendirme imkanı varsa değerlendirsin. Tabii o imkan var mı bilmiyorum ama bak deneye yanıla ne yapmış? Sonunda işi bulmuş. O yüzden insanoğlu yanlış yapa yapa ne yapıyor? Doğruyu öğreniyor muhterem Müslümanlar. Kendimiz hayatımızda bir yerde yanlış yaptık diye bir yoldan vazgeçmeyelim. Ben bir gün bir emanet araba var bizde. İstanbul'a gelmişiz şehir dışından. O araba da babama emanet edilmiş bir araba. Ben de araba sürmeye çok meraklıyım. Çok seviyorum yani. Aşırı bir merakım var. O kadar ki ehliyeti aldım 15 gün sonra araba almak nasip oldu. Yani o kadar isteğim var, para biriktirdim, şey yaptım. İstanbul'a gelmişiz arabayla. Arabada emanet. Babamın da yine bir sohbeti, icazeti, bir şeyleri var. Bir vazifede. O arada yanımda da bir abi var. Onunla beraber arabayı aldık, kaçırdık. Gittik bir yerde. Olacak iş ya. Fatih, İsmail abi böyle hep yer yer yokuştur, bayırdır. Bayırın birinde köşeyi arabanın bir vurduk ortadan. Allah! Biraz da radyatöründen su kaçmaya başladı. Daha çok gencim yani. 18-19 yaşındayım. Öyle bir hevesim kaçtı. Öyle bir hevesim kaçtı ki şimdi bir yandan babama ne diyeceğim, bir yandan araba emanet falan. Yanımdaki abi de tecrübeli bir insan. Arabayı bıraktım. Daha dedim ben araba sürmem dedi. O dedi ki olmaz hocam dedi. Bu arabayı buradan sen kaldıracaksın dedi. Bak. Çünkü sen şimdi bunu sürmezsen bu işten soğursun dedi. Bir daha yapamam hissiyatına kapılırsın dedi. Al bakalım dedi yine sen süreceksin. Arabayı bana sürdürttü. Bak görüyor musun sen de evde çocuk bir şey düşürdü diye. Geçen sefer düşürmüştün bir daha senin eline su bardağı vermek yok. Öyle yaptığın çocuk özgüvensiz olur. Hiçbir işin elinden tutamaz. Her iş yapacağında senin sözün aklına gelir. Babam bana yapamazsın demişti. Yapamam ben bunu. Ya dökersem ya kırarsam ya bozarsam. Bırak ya. Çocuk bozsun, çocuk yapsın. Benim bir oyuncak arabam vardı. Bugün bayağı çocukluğa döndük herhalde. Bir psikoloğa gitmemiz lazım. Psikoloğa gidemeyince size anlatıyorum ben bunları. Şimdi küçükken bir arabam var. Araba bozulmasın diye oynamıyorum. Tamam mı? Çok ara sıra çıkartıyorum. Aman bir yer vurmasın, aman bir yere vurmasın. Bizim jenerasyon biraz daha böyle oyuncaklarla çok fazla oynayamazdık. Oyuncakları kenara koyar izlerdik genelde böyle. Sonra ne oldu biliyor musun? O oyuncağın bir gün içinde pilleri kalmış. Biz onun kenarda unutmuşuz. Aylar geçmiş. Oyuncağın içindeki piller akmış. Piller akınca böyle çok güzel kıpkırmızı bir Ferrari arabaydı böyle. Ama çok hoş, çok güzeldi. Babam onu bana haçtan hediye getirmişti. O oyuncağı doğru düzgün oynayamadan, hevesini alamadan o ne oldu? Çöpe gitti. Siz de böyle yaptınız değil mi? Büyükler. Yapmışsınızdır çocuklarınıza muhtemelen. Yaşı büyük olanlar özellikle. Aman yavrum kırılmasın. Ya oyuncak bu. Oyuncağın manası nedir? Oyuncak kırılmak için var edilmiş şeydir.
Evet, çocuk bir oyuncağı kırmıyorsa o çocuk çocukluğunu yaşayamamış demektir. Çünkü oyuncak için önemli olan sağlam kalması değil. Önemli olan o çocuğun o oyuncaktan sonuna kadar istifade etmesidir. Kız çocuk bebeği eline alır, saçlarını tarar, öper, koklar, yatırır. Sokağa çıkacağız, kar yağıyor. Çocuk diyor ki baba bebek üşür diyor, dur onun üstüne bir şey alayım diyor. Bak görüyor musun? Ya sen böyle bir şey yapabilir misin ya? Yapmazsın. Zaten yapsan sana deli derler. Ama çocuk yapınca sen merhamet ediyorsun çocuğa. Öyle değil mi? Çok tatlı oluyor. Çünkü onu anneliği oradan öğreniyor bir kız. Erkek de öyle. O arabayla hevesini giderecek. Ata hevesi var, binmeye hevesi var, araba kullanmaya hevesi var. O yaşta giderecek. E şimdi o yaşta gideremediğin hevesleri çocuğun eline arabayı vermeyince büyüyünce ne yapıyor? Babasının arabasını çarpışan araba gibi oradan oraya oradan oraya falan diyor. Küçükken vermedin diyor. Ben şimdi bunda diyor hevesimi alırım diyor. Alıyor götürüyor. Vallahi bugün edepten girdik ama nereye geldik ben bilmiyorum. Değişik bir sohbet oldu yani. Maşallah oyuncak dünyasından çıktık sonunda. Evet. Vakit ilerliyor. Toparlayalım mı sohbeti? Değil mi? Saat 10 oldu. Cemaat bak. Hocam yavaş yavaş gidelim diyor. Bu edep konusuna önümüzdeki hafta devam edelim mi? Oyuncaklı mı oyuncaksız mı? Oyuncaklı. Evet, edep konusuna önümüzdeki hafta devam etmemiz lazım. Çünkü gerçekten çok önemli bir konu. Toplumumuzda da edebin maalesef her geçen gün azaldığını görüyoruz. O yüzden bu konuya bizim özellikle değinmemiz lazım. Osmanlı bir edep medeniyetiydi muhterem müminler. Osmanlı başından sonuna kadar edepti. Şair Nabi var, Yusuf Nabi. Bunun kıssasıyla bitirelim inşallah. Şair Nabi hacca gidiyor. Buradan payitahttan kafile toplanıyor, hacca gidiyorlar. Aylar süren Karacaahmet'te. Allah Allah bak. Maşallah bak şair Nabi Karacaahmet'te yatıyormuş, onu da öğrenmiş olduk. İstanbul'da yaşıyoruz ama İstanbul'u bilmiyoruz, tanımıyoruz maalesef. Sadece kafeleri, değil mi? Fast foodları, nerede yemek yenir bunları biliyoruz maalesef. Midemizden başka bir şey düşündüğümüz yok. Efendim? Seni? Seni de biliyoruz. Eyvallah abi. Evet, şair Yusuf Nabi buradan kafileyle beraber hacca gidiyorlar. Tabii padişahın erkanı var, paşalar var vesaire. İnsanlar yorulmuşlar. Medine-i Münevvere'nin yakınlarında bir yerde konaklıyorlar. Konakladıkları yerde paşa yorulmuş artık. Böyle 2.80-1.90 ayaklarını da Ravza-i Mutahhara'ya doğru, Mescid-i Nebevi'ye doğru, Medine-i Münevvere'ye doğru uzatıyor. Yan gelip yatıyor. Nabi peygamber aşkıyla içi yanan bir insan. Yerinde duramıyor. Peygamberin mekanına gidecek, mescidine gidecek, Ravza-i Mutahhara'ya gidecek, Bab-ı Selam kapısından içeri girecek. Yerinde duramıyor böyle. Bir de baktı ki paşa ayaklarını uzatmış Mescid-i Nebevi'ye doğru. Dayanamadı. Aman paşadır, bir şey dersem ondan sonra başıma iş alırım demedi. Ya Osmanlı'da böyleydi işler. Herkes işini bir hakkın adaletli yapardı. Bugünkü gibi değildi. Şimdi bugün yetkili birisi bir şey yapsa aman diyorsun görmeyeyim. Görürsem uyarmam lazım. E uyaramayacağım. Niye? Uyarırsam beni işten atar. Memurluğuma son verir. Ne yapayım? En iyisi hiç görmeyeyim, görmedim derim. Üç maymunu oynuyoruz şimdi değil mi? Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Maalesef. O zaman öyle değil. Osmanlı'da Allah'ın izniyle hak yerini, adalet yerini buluyor. Eksikler istisnadır ama genel olarak bir ihsan medeniyeti, bir adalet medeniyeti. Orada şair Nabi Paşa'yı uyarıyor. Hem de bir şiirle beraber uyarıyor. Diyor ki, sakın terki edepten, ku-i mahbubi hudadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Paşa diyor, paşa sen ne yapıyorsun? Sen ayaklarını nereye uzattığının farkında mısın? Edepsizlik etme. Burası Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin metfun olduğu yerdir. Burası her an Allahu Teala'nın nazar ettiği yerdir. Allahu Teala'nın nazargahında olan bir yerdir burası. Asla diyor buraya saygısızlık yapma diyor. Ecdadımız
Sultan Abdülhamit Han, Sultan 2. Abdülhamit Han buradan Hicaz demir yolunu biliyorsunuz haremden kalkıyor. Haremden Medine-i Münevvere'ye gidiyor. Medine-i Münevvere'ye yaklaşınca oralara ne yapmış? Keçe döşetmiş, keçe. Niye? O giden trenin demirlerinin, raylarının sesinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu rahatsız olmasın diye. Onun için Osmanlı eserlerine bakın, hep edep yahu görürsünüz. Edep yahu. Hep edepten bahsederler. Edep. Yüce Rabbim hepimize en güzel şekilde İslam'ın edebini yaşamayı nasip eylesin. Okuduğumuz hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam diyor ki iman 60 küsür ya da 70 küsür şubedir. 70 küsür, 60 küsür kısmı vardır. Bunların en faziletlisi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüdür. En düşük şubesi yolda insanlara eziyet veren bir taşı oradan kaldırmaktır. Haya ise imandan bir şubedir diyor. Ya bir adam hayalı ise, utangaç ise, edepli ise bilin ki o İslam ahlakını yaşıyor demektir. Yüce Rabbim kendisine karşı, Habibine karşı ve bütün müminlere karşı edepli olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Önümüzdeki hafta edep konusuna devam edelim. Anne babaya karşı edep nasıl olmalı? Müminlere karşı, akrabalara karşı edep nasıl olmalı? Toplumumuzda bu noktada nerelerde eksiklerimiz var? Bunları inşallah konuşalım. Bu hafta çok coşkulu bir cemaatimiz var. Gencecik bir cemaatimiz var. Yaşı büyük olanların da gönlü genç maşallah. Bu saatte buradalar. Ama haftaya herkesin en az yanında bir kişi getirmesini istiyorum. Tamam? Bir kişiyi getireceğiz Allah'ın izniyle. Bu sohbetten istifade edecek. Hem o sevap alacak hem de onun sevabından biz faydalanacağız inşallah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve selametun alel hadirin vel gaibin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli.